Burası Besli sanayi sitesi oluyor. İşte 1991'de temel atan site, işte 97'de bu hale gelmiş. Tevrat'ın rivayetine göre kainatı yaratan Allah'a inanıp iman etmeye din denir. Kainatı yaratan Allah nimet ve kısmetlerle donatıp daha sonra da yeraltı yerüstü kaynaklarını yaratıp bu varlık içinde canlı varlıklar olup akıl, fikir, düşünce bakımından en mukaddes varlık insandır. İnsan olarak Adem ile havadan oluşan insanlar ve insan varlığı yaratıldığı için yaratana tapar. Allah'ın yarattığı canlılar doğarken ağlayıp yaşarken gülmek için dünyaya gelmişlerdir. Yaratanın verdiği bu nimet, kainat dünyadaki nimet ve kısmetlerin şükür ederek beraber çalışıp beraber yemektir. İnsanın en büyük şefkat sevgisi burada gelir. Kadın, erkek, milli olarak, yani millet olarak, aile olarak. Beraber çalışıp beraber yemek, beraber ağlayıp beraber gülmektir. Ağlatanlar kim? Alimler kim? Zalimler kim? İşte dünyada paylaşılan dava budur. Hakka inanan, haklıyı savunanlar akıl fikir düşüncesiyle Rahman kullardır. Haksızlığı dünya benim diyen insanlar da düşüncesini şeytana kullanıp tanrılık taslayıp dünyayı kendine mal etmek isterler. İşte tarih sahnesinde Adem'den bugüne bu dava devam etmektedir. Onun içindir ki haksızlığın kitabı yoktur, haklılığın kitabı vardır. Dört kitabın dördü de haktır, dördü de kainatı yaratan Allah'a inanıp iman eden kullardır. Bu kullar her zaman yaşar. Zalimlerin hiçbir zaman yeri yoktur. İşte şu Besni'yi göz önüne alın. O güzelim şehri yıktık tarih sahnesinde İslam'ın en büyük kültürü Güney Anadolu. Burası Mezopotamya. İnsanlığın, Müslümanlığın uygarlığın beşiğidir. Biz uygarlığın beşiğinde Asya'dan belli, Türk olup, Türk doğup, Türk yaşarken hicretin 634 yılında İslam'ı kabul etmiş. Ve Peygamber'in amcasını, o Cafer'in Mansur'u, Abbas'ın safında yer alarak bunlara yardımcı ve onları bağrımıza basmışız. Ve bunlara musallat olan Emeviler, sağda solda bunları şer güç diye öldürüp kendi güçlerini ve baskılarını İslam üzerinde yoğunlaştırıp Kerbela olayıyla bütün peygamber sülalesini şehit ederek ışığı söndürmüşlerdir. İşte bütün dünyada kopan velvele de bundan başlar. Işıksız karanlıkta gezenler bugün İslam'ın diye kendi kendilerini kendi kendilerine yorumlar yaparak haksızlığı
haklıymış gibi göstermeye çalışanların örnekleri bugün Türkiye'de bu görülür. Biz diyoruz ki biz Türk'ün İslam'ın özündeniz. Biz İslam'ı kurtardık. Bu Emevileri Hindistan'dan Fas'a, Kafkaslardan Yemen'e sürdük. Ve Peygamber'in amcasının oğlu Cafer'i Mansur'u Bağdat'a halife yaptık. Biz ona biat ettik. O günden bugüne kadar bütün İslam alemi bize ustanın sultanı derler. Biz İslam'ın sultanıyız. Bizden daha iyisini bilen yoktur. Onun için kalkıp da sokakta İstanbul'dan Mezopotamya din yaymak isteyenler karşımıza çıkamaz. Onlar olsa olsa Türk olmayanlardır. Padişah getirmiş bunları, memlekete yeşlenmiş. Biz onları bağrımıza bas, ekmeğimiz yemişler. İstiklal Savaşı'nda bize en büyük kötülük, en büyük hançeri saplamışlardır. İşte bu toprakları Fransızlara, İngilizlere vermişlerdir. İşte Mesli, Antep, Maraş, Adana halkı omuz omuza vererek bu toprakları, bu cennet vatanı kurtarmışlar, bize armağan etmiş. İşte bu gazi ve kahramanları Allah o günde yardım ettiği gibi bunlara da yardım etmiş. Bu zümrüt toprakları getirmiş. Şimdi ise şehir yerinden kalkmış, şu topraklardan böyle bir yer var iken götürmüş dağa, taşa şehir kurup bizi bundan mahrum edince halk buna toplu gösteriyor. Namuslu, şerefli, sanayici Besne halkı burayı bırakıyor, başka illere gidiyor. Ve orada insanlığa, insanlık uğruna sanayini getiriyor ve onlara en güzel aş, iş, ekmek veriyor. İşte gördünüz mü Besne halkının ne kadar münever tarih sahnesinden, İslam sahnesinden süzülmüş gelmiş olduğunu bunu takdirle görecekler. İşte biz Mesne halkı olarak bunu 10 senedir bu işin üzerinde bunu sergiliyoruz. İşte bakın görün. Besni'ye vardım dağlar karolmuş, alan karolmuş. Kürümüş karda yavrum, yollara dolmuş oy oy oy. Çıkar zarıda sevdiğim, boyuna bakın. Fistanın kutlu da yavrum, düğme dar olmuş oy oy oy. Fistanın kutlu da yavrum, düğme dar olmuş oy oy oy. Obamız vardı da yine duvar taşına, duvar taşına. Obamız vardı da yine duvar taşına.
selam anam taşına, selamın verdi yavrum kalem kaşından oyoy. Selamı verdi yavrum kalem başına, yarım gurbet elde bende silada, bende silada. Yarım gurbet elde bende silada, anam silada. Beklerim yolda yavrum gelin başına, beklerim yolda yavrum gelin başına. Oy oy oy, aman dil oy oy, canım dil oy oy oy. Evet, bu obalarda yüzlerce hane, uçan kuşlar, meleyen kuzular nerede? Soruyoruz. Neden bu? Kim bize bu sebep olabilir? Allah bunun bir gün acısını gösterecek. Kim bu memleketin çocukları gurbet gurbet gezdi, herkese aş iş verirken bugün bu çöle döndü bu memleket? Ne istedik bizden? Bizden ne istediniz? Şu bayırları bize çok görenlere Allah ne yapar? Bunların ne ahirette ne de dünyada yeri yoktur oraya. Allah sayar. Şu bayırı bize çok görenler. Suçumuz neydi? Şehirde çalışıp burada büyüdük. Şu güzel bayırları hep bütün cennet gibi ağaç dikti. Şimdi cehenneme çevriliyor. Gitgide bitiyor. İşte yol dedik, yol önden geçiyor. İşte Allah ne kadar iyi kul olduğumuzu herkesin gözünün önüne sergiledi. Dostu düşmanı Allah tayin etti. Bak şimdi şehir, aşağı şehir dedik, camiler yıkıldı, yurtlar yıkıldı, o abideler yıkıldı. Ama Allah gördü ki bu kullar çok münever kullar, sevgili kullar, Hakk'a inanmış, peygambere inanmış, dinine, özüne, sözüne inanmış, vatanına, millete inanmış, Antep Savaşı'yla, Anadolu'da, Urfa'dan Mersin'e kadar adım adım savaşarak bu ülke cennet vatanı bize armağan etmişler. Şimdi ise cehennemde yaşatmaya çalışan bir avuç kişi bizi halen bu bataklıktan çıkarmamaya çalışıyor. İşte Mersin'in ulusal gücü budur. Biz Asya'dan belli ulusal gücüz. Kim bu ulusal güç? Bunu ilk defa hatırlatıyorum. Bütün Türkiye. Güneyde çeteler, Ege'de efeler, Orta Anadolu'da seyitler, seymenler, doğuda yiğitler, mertler. Biri güneyde gelenler bozok kolu, İslam'ın safında, İslam'ı bağrına basan Türkmen ve Eyyubiler olan Kürtler. Kerbela ödül denen, zap suyu suyuyla bu tava, bu cennet vatanı Allah bize yardım. Ve halife yaptığımız Cafer-i Mansur, bu topraklar sizin, siz İslam'ın sultanısınız. İşte bu sultan topraklar bizim gibi vatansever, haksever insanlar. Çalışıp kazanan milletin işte en büyük örneği vardır. İşte çalışanı Allah sever, doğruyu da Allah sever. Her birini de görür. Jeolojik yapısı bozuk. Hiçbir zaman güvenilmeyecek bir arazi. Onun için karayolları jeolojik yapısı bozuk olduğu için yolu değiştirdi, aşağı şehirden geçti. Gördün mü Besme halkının ne kadar münever, iyi görüşlü, vatansever, yurtsever olduğunu? Allah onların kapısının önünden, külhan önünden geçirdi yolu. Bunları da rezil etti. Bak dağlar, taşlar yok. İşte insan olarak bakalım. Bakın. Buna batık bir arazi, Çat diye Sakı Çatı'nın adını aslında Gayardı Çatı olarak işte bu ova. İşte bütün
parçası görünmezdi bundan 50'den önce. 40'larda, 45'larda burada kara parçası diye bir şey görünmezdi. Bu gördüğümüz sahalar olduğu gibi bir şehir gibiydi. Bahçeli evler, soğuk kuyularıydı. Bugün cehenneme çevirdiler. İşte bunun farkını biz 5 sene hemşehrimizde soruyoruz. Evet, ismin? Mehmet Abbas. Ha. Peki sana soruyorum, sen de bir 5 sene olur. Sen olsaydın şehri oraya mı kurardın, buraya mı kurardın? Getirsen gelsin. İnsanın deliği getirsen yine inanmaz ya. Yanlışlığı görür yani. Şöyle baktığın zaman dünya görüyor. İnsanın içi açılıyor. Bak dağlara bak. İşte karşı dağlara bak. Buran Kuzey Mezopotamya. Bak Hititlerden kalma bir şehir. Asırlarını yaşayan. İslam'ın birçok insanlığın kültür merkezi. Gözlemez. Çünkü şehirde çalışır, bazı da yer. Böyleydi. Evet. İşte bu besli sanayicilerle ayrılan yer. İşte böyle yapıyor, birisi gidiyor, birisi yapıyor. İşte böyle yıllar sürecek. Adamlar yıllarca bekleyecek. Para pul olduktan sonra sanayi vurulmuş olacak. Şu zaten cayır. Çünkü bizim Besli halkı anında çalışma ister. Çünkü zaten sanayi kurulunca azının dükkanını hemen aldığı gibi buraya da taşıyacak. Okuldan çıkıp gelecek kişi değil ki. Tarih sahnesinden beri bunlar sanatçı. İşte burası olmuş bir göl. Şimdi bu göl sanayi değil de bir su tepesi olsaydı bu şu ovayı sulardı. Her anda büyük bir bahçecilik de gelişirdi. Nedense her şeye buraya ters düşüyor bütün. Sanki buraya bir düşmanca bir şey varmış gibi bir hareket var şöyle baktığınız zaman. Ya su yok derler, işte su kendiliğinden çıkıyor. Buyurun.
İşte bu baskı yüzünden kaçtı gittiler. Antep, Adana, Mersin, İzmir, Uşak, İstanbul Mersinlerin bugün orada at oynattığı bir yerdir. Atı vardı, meydanı yoktu. İşte orada atı da meydanı da buldular. Yanlara gittiler, fabrikatör olarak Mercedes'ten geldiler. Gördün mü Mersin halkı nasıl çalışkan olduğunu her yönüyle ispat etmişlerdir. İşte böyle millete saygı duymayanların Allah nereye, neye göndereceğini bilir. Evet, kimin cennetli, kimin cehennemlik olduğunu bilir. Öyle sokakta gelip de dinciyim, kinciyim demekle bir yere gidilmiyor. Çalışanı sever Allah, çalışan kulu sever. Namuslu, şerefli, alın teriyle kazananı Allah da sever, kul da sever. Peygamber daha çok sever, bağrına basar. İşte 60 yıl önce bu gördüğünüz eraziler kupkuruydu. Daha evvel bu şehri Hititler yapmış. Hititlerden sonra Urartularla müşterek yapmışlar. O günden bugüne son olarak işte 60 yıllarında 11 camisiyle, çeşmesiyle harap olmuş. Bu hale gelmiş. Şimdi ise bu yurtlar bomboştu. İşte şimdi bu köyden gelen vatandaşlar buraya alıyor ve buralara fidan dikerek yeniden bir bahçe, yeşillik, zeytinlik haline getiriyor. Biz de öyle bir karşıdan geçen yolun üstünde bir zeytin ağacı vardı. Ziyaret diye bu zeytine çapıt yapmışlardı. Düşünebiliyor musun? Bugün zeytin bu toprakların en güzel yetişen zeytin en verimli topraklar. İşte insanlar araştıra araştıra. Bunu biz yıllar önce söyledik. Kimse bizi dinlemiyordu. Şimdi gördüler ki artık gerçekten bu toprak zeytinin en güzel yetişeceği bir alan. İşte bundan da görüntüler var. Binmiş de aslan geliyor, düldüle binmiş de aslan geliyor, bastığı topraklar ona gülüyor, bastığı topraklar ona gülüyor, ilimin irfanın müşriki sensin. İlimin irfanın müşriki sensin. Kurdu kuşu durmuş selam veriyor. Kurdu kuşu durmuş selam veriyor. İslam'ın sırdaşı, İlimin başı, İslam'ın sırdaşı, İlimin başı, dolu dizgin gelir Cafer kardeşi, dolu dizgin gelir Cafer kardeşi, kötülere naray mazluma çare, haklının yanında kader yoldaşı, haklının yanında kader yoldaşı, sürer atını da gider Yemen'e, atını bağlamış yeşil çimene, atını bağlamış yeşil çimene, sever dostlarını düşmez gümana, sever dostlarını düşmez gümana, kötülük zulümse koymaz zamana, kötülük zulümse koymaz zamana. Evet, PK
Peygamber Efendimiz'in kendi büyütüp yetiştirdiği amcasının Hazreti Ali, onun Hazreti İbrahim'in soyundan olduğu için bugün Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilir, onun piri ve en bileni olur. Onun için İslam'ın müşriki odur. Başkaları, başka dinden bu ayrıdır. Kültürü de ayrıdır. Onun için Hazreti Ali'nin yeri başkadır. Şimdi bu kültürü değişik değişik kendilerine göre yorumlayanlar yanlış anlıyor. Kainatı yaratan Allah'a inanıp inen edenler Müslüman. Din denir. En mukaddes canlılar içinde insandır. Akıl, fikir, düşünce bakımından insan mukaddes bir insandır. İnsana saygı duymayanın 4 kitapta yeri yoktur. Çünkü neden görür? İyiler ve kötüler. Alimler mukaddes insandır. Zalimler kitabı olmayan, her zaman için kendini Tanrı'nın yerinde koyan kişilerdir. O günden bugüne kadar işte bu savaş devam etmektedir. İstiklal savaşı yapıyoruz. Süper devletlerle savaşıyoruz. Biz dinsiz oluyoruz. Namusunu, şerefini, İstanbul'un hakkını selam edenler bugün Müslümanlık tasvir. İşte gördük ki Allah kime yardım ettiğini bir kere daha Türk milletinin gözüne önüne sergiledi. Evet, bu vatan cenneti bizimdir. Savaşanların, vatanına, milletine layık insanların kurduğu cumhuriyet, layık insanları savaştırdan kurtardığı vatanda layık cumhuriyeti bulmuşlar. Kemal Paşa sadece bunun komutanlığını vermiştir. Ulusal güçler, kimdir bu ulusal güçler? Ulusal, biz bir ulusuz. Osmanlılar bir Karakeş aşiretidir, bizi bağlamaz. Evet, çünkü onlar 1185 yılında Anadolu'ya gelmişlerdir. Biz hicretin 749'unda Zatsuyu Savaşı'yla gelmiş. İslam'ın sultanı var bu topraklar bize. Halife Cafer-i Mansur, bu topraklar sizin, siz İslam'ın sultanısınız demiş. Allah bu toprakları bize onun yüzü gözü hürmetine bugün bize nasip etmiştir. Buna kimse göz koyamaz, kimse olur. Ordusuyla, milletiyle biz bütünüz. Ve bunu İstiklal Savaşı'nda da bunu gözler önüne serdik. Dünya bizi takdir etti. Bir insanlıktır. Biz de din, dil, ırk, renk gözetmeyiz. Biz...
Bir